Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde doğal yöntemlerle, hiçbir para vermeyerek, evdeki malzemelerle saç renginizi nasıl açabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Birazdan göstereceğim yöntem çok basit bir yöntem ve istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz haftada. Saç renginiz açılana kadar, istediğiniz tonda açılana kadar uygulamaya devam edebilirsiniz. Tabii ki önce sizlere malzemeleri göstereyim. Bir adet havuca ihtiyacımız var. Bir adet limona. Rendeye bir bıçak, bir de bunu ekstra koydum. Kullanmayabilirsiniz. Soymamız gerektiği için koydum. Bir tane tencereye ihtiyacımız var. Tavaya, tencereye ne derseniz. Ve bir de tabağa ihtiyacımız var. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını anlatmaya geçelim. İlk olarak havucu güzelce yıkıyoruz, soyuyoruz ve rendeliyoruz. Gördüğünüz üzere havucu güzelce soydum, yıkadım ve şimdi rendeleme işlemine geçebilirim. Şimdi havuçlarımı güzelce rendeledim. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeliyim. Saç boyutunuza göre havucun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yani saç boyunuz eğer uzunsa havucu en büyük boy havucu seçebilirsiniz. Benim saçlarım orta boydu. O yüzden ben bu tarz küçük bir havuç seçtim. Eğer çok kısaysa da havucu ortadan ikiye bölüp kullanabilirsiniz. Ya da çeyrek bir havuç kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunu kendi saç boyutunuza göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi havucumuz hazır. Limona geçelim. Bir tane limona ihtiyacımız var. Benim yine saçlarım orta boy olduğu için limonu ortadan ikiye keserek şu şekilde tüm suyunu bunun içine sıkacağım. Yarım limonun tüm suyunu da sıktıktan sonra şimdi artık tencereme alabilirim bunu ve daha sonra da kaynatma işlemi yapacağız. Tenceremin içine koydum. Şimdi bunu kaynatacağım. Tabii ki üzerine birazcık daha su eklemem gerekiyor. Hatta şimdi suyumu ekledim. Şimdi kaynatma işlemine geçeceğiz. Bir süre kaynattıktan sonra altını kısıp saçlarımıza uygulayacağız. Ocağa koydum. Altını da açtım. Bir süre bekleyeceğim. Havucum kaynamaya başladı. Bir 5 dakika falan kaynamasına izin vereceğim. Sonra altını kapatacağım. Havuçlu suyum kaynadı. Üzerinden zaten dumanlar çıkıyor. Görüyorsunuzdur. Şimdi bunun bu şeyleri bizim bir işimize yaramayacak. Artık bunlar çöp olacak. Bu yüzden şöyle bir süzgeçli ağzı olan bir kaba ihtiyacım var. Bunun içine aktaracağım ve şu havuçlarını şurada süzdüreceğim. Yani suyu bana kalmış olacak. Suyunu da saçlarımıza süreceğiz. Umarım anlatabilmişimdir ki zaten birazdan da göstereceğim. O zaman anlayacaksınız. Evet, şimdi kürelerini süzdüm. Şöyle göstermeye çalışayım. Şu şekilde. Burada kaldı püreleri. Suyunu aldım çünkü benim saçlarımı açacak olan asıl malzeme suyu. Şimdi bununla saçlarımı güzelce yıkayacağım. Size bunu gösteremeyeceğim ama nasıl yıkandığını anlatacağım şimdi. Öncelikle saçlarınızın pis olması çok daha iyi olur. Temiz olmasın, pis olsun daha güzel olur. Ya da fark etmez, her türlü de yapabilirsiniz ama ben genelde pisken yapıyorum. Saçlarımı alıyorum, güzelce bu suyla yıkıyorum. Önce diplerinden başlayarak güzelce yıkıyorum ve tüm suyu kalan saçıma yediriyorum her yerine. Bu şekilde daha sonra sarıyorum. Bir boneyle, bir tülbentle, bir havluyla neyle sarmak istiyorsanız sarabilirsiniz. Sarıyorum en az 20 dakika olmak üzere. Dilerseniz bir gün bile bekletebilirsiniz ama çok da önermiyorum. Yani en az 4 saat ya da en az 3 saat gayet makul bir süre. Ben bugün 1 saat bekleteceğim saçımda ama bazı günlerde 3 saat hatta bazen 4 saat bazen 5 saat bile beklettiğim oluyordu. Süresini siz ayarlayın ama etkisini görmek istiyorsanız en az 20 dakika ile yarım saat arasında bir sürede bekletmeniz yeterli olur. Daha sonra da saçlarınızı güzelce şampuanla duruluyorsunuz. Bu kadar. Saçlarınız açılana kadar bu yöntemi uygulamaya devam edebilirsiniz. Ben bu yöntemi yaklaşık 3 senedir falan uyguluyorum. Çok memnunum. Sizinle paylaşmak istedim. Eğer bu yöntemi yaparsanız benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ve ayrıca şunu da belirteyim. İçine kattığımız limon suyunun kepek önleyici etkisi de var. Eğer kepek problemi yaşıyorsanız bu yöntemi uygulamanızı öneririm. Umarım videomu yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa benimle paylaşmaktan sakınmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın.